kadar kötü giriş olamazdı ya. Bir dakika. Hepinize merhabalar. Ben Irmak. Lisede olup yurtta olan bir lise olan... Çok heyecan yaptım. Yurtta kalan bir liseli olarak size biraz yurt hayatından bahsettiğim videolar yapmak istiyorum. Ve şu anda okul vlogu yapacağım. Bir haftalık olacak. Telefonlarımız alındığı için okulda falan çekemeyeceğim çok fazla. Birazdan da telefonu vereceğim ama verene kadar birazcık çekeyim dedim. Giriş falan yapıyorum şu an. Evet. Şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ve çok heyecan yaptım. Konuşamıyorum. Ben ünlü olacağım, tamam mı? Primimde influencer'ım zaten. Herkes beni influencer olarak tanımlasın. Hiç mi anlayamadım? Şaka. Kamera tutmayı da bilmiyorum. Kameraya bakmam gerekiyor sanırım ama kameraya bakınca kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden ben ekrana bakacağım. Yani size biraz garip gelebilir o yüzden. Videoyu kapatıyorum çünkü çok önemli bir mesaj aldım. Şaka. Şaka. Hadi test kontrol edelim. Cevap ondan sonra bulmak çok yorucu. Neyse, biz bedene gidiyoruz. Allah'a emanet. Bay bay. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi okuldan yeni çıktık. Telefonu aldık. Markete gidiyoruz. Ezileceğim şimdi, ne kadar güzel. Az önce bir arkadaşım geldi, dedi ki bugün neden bu kadar güzelsin? Ben de dedim güzel miyim? Evet dedi. Mutlu oldum, hayat güzel. Marketin için çekebilir miyim acaba? Yasaktır bence ama bilmiyorum. Abla ben YouTuber olacağım, marketi çekebilir miyim? Neyse, eşyaları alıp çıkınca devam ki. Çıktık marketten, cips ve kahve aldım. Beyaz çikolatasını deniyorum. Evet, çünkü gece karnımız acıkıyor. Artık almıyordum ama canım aşırı derecede cips çekti. Aldım ben de. Karamellisi çok güzel. Çikolatalısını da beğendim. Şimdi beyaz çikolatalıyı da denedim, bu da çok güzel. Markette bir tane abla geldi, dedi benim yeğenim de saçını boyatacakmış, pembe istiyor dedi. Ben de dedim pembe boyamasın, pembe pişmanlıktır sakın dedim. Sen mor boyasın dedim. 7. sınıfta pembeye boyadım yazın. Okula gittim, hoca kızdı. Ben tekrar sonra kendi rengime boyatmak zorunda kaldım. Kötü zamanlardı ve çok da yakışmıyor bu arada. Benim rengim mavi. Tam mavi, biraz yeşile kaydı. Evet ama bu da güzel bence, evet. Benim rengim mavidir. Bir dahakine de mavi boyatacağım. Mor da güzeldi ama bence. Mor da güzeldi. Ben bir tık daha güzel. Benim saçımın arka tarafı da boyalı ama göremiyorsunuz. Neyse, bugünlük yeter bu kadar. Belki daha çekerim. Çekersem görürsünüz zaten. Bay bay. Şu an odam boşken hafif küçük bir vlog tarzı bir şey yapayım dedim. Kapı. Kapıdan giriyorsunuz. Tahta dolaplar var. Bir de böyle demir dolaplar var. Bunlar daha güzel. Tahtaları zaten götürecekler, yazı yazdık üstüne. Bir de böyle bunlardan var. Kendi dolabımı göstereyim mesela. Buraya sadece kitap koyuyoruz. Yatakları göstereyim. Tahta ranza. Bir esprisi yok. Burası da benim yatağım. Yeni geldiğim için çantam falan orada. Öyle. Az önce bahçede biriyle konuştum. Tam o sırada arkadaşıma ben vlogger olacağım falan diyordum. Hoca vardı orada, hocaya diyormuş gibi. Hocam okuldan vlogger çıkıyor dedim. Sonra oradan arkadaş da dedi ki kim vlogger oluyor? Ben de dedim ben. Sonra güldü. Ben de neden gülüyorsun dedim. Olamaz mıyım dedim. Olabilirsin dedi. Bence de olabilirim. Ben zaten privimi, Instagram'daki privimi baya baya influencer hesabı gibi kullanıyorum. Bütün arkadaşlarım buna influencer ırmak diyor hani. Ben de madem böyle dedim, YouTube'a başlayayım dedim. Zaten iki videom var da vlog tarzı da çekeyim dedim. Çünkü yurtla ilgili hiç video yok YouTube'da. Var da ya üniversite yurdu var ya olan lise yurtları da çok basit anlatılmış yani. Çok kısa videolar, çok üstünkörü anlatılmış.
Her detay anlatılmamış. Korkuyorlar muhtemelen. Ben de korkuyorum. O yüzden size nerede okuduğumu falan asla söylemeyeceğim. Bilenler biliyor zaten. Ben bunu Instagram'da paylaşınca bütün okulda izleyecek muhtemelen. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. Hafta sonu çekeceğim ama. Hafta sonu çünkü telefonlar etüt dışında full elimizde oluyor. O zaman çekeceğim. Ve o zaman yurt hakkında konuştuğum ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. İnşallah başıma iş açmam. Amin. Yemeğe geldim. Çok riskli. Ben geldim yine. Etüt'e geldik şimdi. Etütler normal sınıflarda oluyor. Sonra yurda geçecekmişiz ama. Şöyle. Sıra işte bildiğiniz. Ne bekliyorsunuz? Şu an böyle. Böyle işte. Oturuyoruz. 1 saat etüt, 10 dakika ara. Sonra 1 saat daha etüt, sonra 10 dakika daha ara. Sonra 1 saat daha etüt ve çıkıp yurda gidiyoruz. Telefonları vermiyorlar. Okul çıkışı alıyoruz. Daha ne kadar etütle ilgili bilgi verebilirim? Veremem. Hoca durmuyor başımızda. Geliyor, yoklamayı alıyor, gidiyor. Bu kadar. Etle ilgili başka bir bilgi yok. Neyse, ben şimdi telefonu vereceğim. Görüşürüz. Selam. Bugün salı. Evet, bugün salı. Günleri de artık unutuyoruz da biz birazcık. Bizim şu tahta dolaplar değişecek demiştim şuradaki. Değişti. Onun yerine bir tane demir geldi. Böylece odadaki herkese iki kapak düşmüş oluyor. 3 kişi kalıyoruz. Daha önce söyledim mi hatırlamıyorum. O yüzden ben şu an dolabımı değiştiriyorum. Normalde şurasıydı. Buradakileri alıp bu tarafa yerleştireceğim. Ve yerleştirirken birazcık size video çekelim dedim. Nasıl fikir? Bence gayet güzel fikir. Çok hava çok değişik. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Değişik bir hava var. Tamam, saçımı topladım. Başlayabilirim. İşim bitti. Dersler yetişmiyor. Çok ödevlerimiz oluyor. Çok konular da çok fazla yetişmiyor. Bu arada daha önce söyledim mi bilmiyorum. Ben 11. sınıfım. Evet. Birazcık konuşalım. Ne konuşalım? Bugün fotoğraf çekimi oldu. Ay, saçımı açacağım bir dakika. Bugün fotoğraf çekimi oldu. Bizim hala 6. sınıf fotoğraflarımız duruyordu. Lisede çekilmemiştik. O yüzden çok mutluyum. Sonunda yeni halim gözükecek okulda ama fotoğraf kötü çıktı. Ben beğenmedim en azından. Sonra Harry Potter olacak. Kesinlikle olacak. Harry Potter yemek kitabı var bende. Onun tanıtımını yapacağım ve bir tane tarif denemek istiyorum içinden. Kesinlikle olacak yani. Bu bir gerçek. Sonra başka kitaplar zaten olacak. İlk videolarım kitap videosu zaten. Bu belli bir şey. Yorum videosu atar mıyım? Bilmiyorum. Çünkü yorumları yazıyorum falan ama video yapmak biraz zor geliyor bana açıkçası. Ama bir gün yaparsam atarım. Neden atmayayım? Ama siz beni Instagram'dan takip edin. Buraya yorumlarımı atıyorum. Hesap bıraktım şurada bir yerde işte. Daha ben bu videoyu editleyeceğim. Neyse. Ben kapatayım en iyisi. Dün yemekte çok az çektim, koyabilir miyim bilmiyorum. Bugün çekebilirsem bugün de çekerim ama yemekhane biraz sıkıntılı oluyor hocalar falan olduğu için. Olduğu kadar ben size göstermeye çalışırım. Bay bay. Her videonun sonunda bay bay yapmama gerek yok bence. Bizim odaya masalar gelmiş.
Şu masa normalde şuna dayalıydı şuraya kadar. Eşyaları almak için öne çekti. Şu an kapıyı kapatıyor. Beni dolap açılmıyor. Hocayla konuşup dolapların yerini falan değiştireceğiz. Yoksa burası çok kötü. Yani beni dolap açılmıyordu. Neyse biz ayarlarız. Dolapların yerini değiştirip bir şeyler yapacağız. Ben bugün yemekhane nöbetçisiyim. Öğlen kollarım koptu. Tepsi sil, masa sil falan. Şu an sesimi duyamıyor olabilirsiniz ama yapabileceğim bir şey yok. Bitti şimdi. Masaları sildik yine. Ben bu sefer aralarımı dağıttığım için daha kolaydı. Allah'a şükür. İkişer tane almamıza izin verdiler. Çalışma ödülü. arkadaşımı otobüse getirdim. Otobüse binmesini bekliyorum annesi olarak. Başka ablalar da var sanırım şu an bana bakıyorlar ama hiç önemli değil. Özgüven patlaması yaşıyorum ben birkaç gündür. O yüzden videoları çekebiliyorum ya zaten. Evet her neyse. Yarın da kurs var. Yarın akşam da verecekler ama telefonları. Film falan izlerim, anime de izleyebilirim bilmiyorum. Ne eserse. Bir şeyler izlemem lazım artık. Bir şeyler. Lütfen. Bir şeyler izlemek istiyorum. Otobüse bindirdim. Asker uğurluyormuş gibi hissediyorum. Ben bu hafta kalacağım. Gidiyor. Orada. Allah bilir nerede, el sallayamıyorum. Gitti. Neyse ben de okula gideyim artık. Çok geç kaldım. Kapının önünde niye erkekler bekliyor? Yurt kapısından gireceğim. Yani yurt kapısı yok da. Yurda çıkan kapı var daha yakın. Oradan gireceğim. Ve burası da çok korkutucu. Terk edilmiş fabrika gibi duruyor ama asla terk edilmiş değil. En üst katında kırmızı ışıklı oda var. Bizim okulun arka tarafından gözüküyor. Her etüt teneffüsünde falan gidip kırmızı ışıklı odayı izliyorum. Diyorum Helen'im, ah Helen'im ah. Çok çok üzücü ya. Ben çok üzülüyorum. Sokak nöbetçileri benim psikolojimi bozdu. Daha bitiremedim bu arada. Bana bir özgüven geldi. Video çekiyorum ama inşallah yüklemeye de özgüvenim olur. Bu izliyorsanız olmuştur. Bugün şey oldu bir de. Tam şu an karşımda ilkokul var. Gösterebilir miyim? Göstereyim. Şöyle. Camdan bir çocuk el salladı. Ablalar diye bağırdı böyle. Biz de anlamadık, bize seslendi. Sonra dedi saçını maviye boyayan ablalar. Çok komikti. Biz de çocuğa el salladık falan. Güzeldi yani. Arkadaşım mesaj attı. Ne yapmış bir dakika. Dur bakayım bakayım. Otobüste diğer arkadaşlarımız varmış. Kıskan demiş. Kıskandım. Teşekkürler. Evet. Bugün cuma. Zaten videoların şeyler gelmeden önce kesitlerin başına tarih koyacağım ama yine de söyleme gereği duydum. Bakmayın öyle. Bakma, utanıyorum. bugün etüt yapmadık çünkü film izledik. Ne izledik? Free Guy izledik. Joker'e aşığım ben. Joker'e çok fena aşığım, tamam mı? Bugün kurs var. Cumartesi bugün. Sabahtan 4 saat bitirdik. Kaldı 4 saat. Kalan 4 saati de bitireceğiz inşallah. Sonra yurda geleceğim, ders çalışacağım. Video çekerim. İnşallah. Önce markete gidip çözüm alacağım. Çekerim ben size. Beynim eriyor. 8 saat sayısaldan beynim eriyor. Neyse. Allah'a şükür kurs bitti. Çıktık şimdi. Markete gidiyorum. Cips falan alacağım. Aldım çıktım. Yeni çıkan Dotos'tan gelmiş. Ve
Burada Migros veya Carrefour yok, alamam diye çok üzülüyordum. Gelmiş. Umarım dedikleri kadar acıdır bu arada. Çünkü en acı cips bile bana artık acı gelmiyor. Ve acı yemeyi çok severim. Merak ediyorum. Nasıl olduğunu, bulduğumu falan da söylerim size. Ona göre siz de şey edersiniz. Benim şimdi işlerim var birazcık. Açarım birazdan tekrar. Cipsi yedim şimdi. Yani acı değil diyemem. Acı değil dersem yalan olur. Ama çok acı da diyemem. Bu şeyle hemen hemen aynı. Meksikalı olan, siyah paket olan var ya. O benim favorimdir ayrıca. Onunla hemen hemen aynı. Ama bu muhtemelen çoğu insana çok acı geliyordur. Çünkü benim arkadaşlarımın çoğu mesela markayı unuttum. Patos'un yuvarlak acılarını acı buluyor mesela. Onlara acı gelir. Bu çok acı gelir hem de. Ama bana acı gelmiyor. Benim cips konusunda özellikle acı eşiğim bayağı düştüğü için. Pardon, yükseldiği için. Acı gelmiyor. İstediğim gibi acı bir cips bulamıyorum artık. Çok üzücü. Neyse. Ben şimdi bunu yerken biraz film falan izlerim. Sonra ders çalışırım. Yarın, yani pazar günü çekmemeye karar verdim. O yüzden bu videoyu editleyip akşama yükleyeceğim. Mükemmel. Akşama dediğim gece. Yarın izlersiniz. Güzel. Bay bay. Gece çekmeyeceğim. Yani etütten çıkınca gece dediğim. O yüzden videoyu kapatıyorum. Bu bitiş konuşması olsun. Bu videodan sonra bir tane de yurt hakkında konuştuğum bir video gelecek. Umarım gelecek yani. Kesin de bir şey söylemek istemiyorum. Haftaya da kalabilir. Umarım kalmaz. En geldiğince çekmeye çalışacağım yarın çekebilirsem. Neyse, bu video bu akşam yüklenir artık. Ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Vlog şeklinde ilk videom. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ne deniyordu, bir dakika. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Neyse, kapatayım. Görüşürüz.